Bu dikdörtgenlerin yani tuğlaların uzun kenarının 2 üzeri x olduğunu biliyoruz Kısa kenarının kaç olduğunu bulacağız Şurada bir uzun kenarın 4 tane kısa kenara denk geldiğini gördük 2 üzeri e 4 2 üzeri x'i 4'e bölersek 2 üzeri x 82 olur Bu kadar Kısa kenar uzunluğu Kısa kenar uzunluğu yani şu uzunluk 2 üzeri x 2. bu ikisinin toplamı bize şu uzunluğu verir 2 üzeri x ile 2 üzeri x 2'yi toplarsam 2 üzeri x parantezinde bu da 2 üzeri x çarpı 5 bölü 4 olur. Bu uzunluğu bulmuş olduk. Yani biz soru boyunca aslında şununla ilerleyeceğiz. Bu şekilde kaç tane var buna bakacağız. Sonra da içinde 5 tane tuğla var deyip 5 ile çarparız. Öncelikle şu uzunlukta bu sıralardan yani kaç tane böyle sıra var şu şekilde kaç sıra var onu bulalım bölelim. 5 çarpı 4 üzeri 2 eksi x bölü şu uzunluğa bölüyorum. 2 üzeri x çarpı 5 bölü 4. 5'ler gitti. Bunu da ikili yazıyorum. Bölü 2 üzeri x bölü 2 üzeri 2. Yani 2 üzeri 4 eksi 2 x çarpı 2 üzeri 2 bölü 2 üzeri x. Bu da 2 üzeri 6 eksi 3 x olur. Demek ki bu şekilde 6 üzeri 2 üzeri 6 eksi 3 x tane sıra var. Peki her sırada bu şekilden kaç tane var? Onu da şöyle yapalım. 2 üzeri 4 x'i uzun kenarın bir tanesinin 2 üzeri x olduğunu biliyoruz. 2 üzeri x'e bulalım. 2 üzeri 3 x tane de bu şekilden var her sırada. Yani her 2 üzeri 6 eksi 3 x tane sıra var. Her sırada da 2 üzeri 3 x tane bu 5'li 5'li olan şu çizdiğim şekilden var. Toplam 2 üzeri 6 tane bu şekilden var çarptığımızda. 2 üzeri 6 da 64. 64 tane bu şekilden var bu kareden. Her karenin içinde de 5 tane dikdörtgen var. 320 doğru cevap B seçeneği. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bayi sayılarını yazdım. Her bayideki müşteri sayıları burada verilmiş. İstanbul'da her bayinin 2 üzeri 16 müşterisi var. Yani 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 16'dan 2 üzeri 25 müşterisi olur. Ankara'nın 2 üzeri 14 her bayide müşteri var 2 üzeri 8 tane bayinin 2 üzeri 14 tane müşterisi var 222 olur İzmir'de de 2 üzeri 12 ile çarpacağız 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 12'den 2 üzeri 19 tane müşterisi var Müşteri sayısını İstanbul'dakileri 5 katına çıkaracağız Bize sadece artışı sorduğu için Kaç kat artar dediği için 5 katına çıkarmak demek 4 bir kat elimizde var Artış 4 kat Olmalı 4 çarpı 2 üzeri 25 Ankara'yı 17 katına çıkaracağız. Zaten elimizde bir tane var. 16 tane de artırmalıyım. 17 olması için. 16 çarpı 2 üzeri 22. Ve İzmir'de de 129 katına çıkarmak için bir tane elimde var. 128 tane de eklemeliyim. 128 çarpı 2 üzeri 19. Yani 2 üzeri 27, 2 üzeri 26 ve 2 üzeri 7, 19'a 26 müşteri artışı olmalı. Bize de zaten şirketin müşteri sayısı ne kadar artar diye sormuş. Toplam artış bu. Topladığımızda şunu 2 çarpı 2 üzeri 26 dersek. 2 tane, 1 tane, 1 tane daha 4 tane 2 üzeri 26. Bu da 2 üzeri 28. Doğru cevap C seçeneği. 3 kere çarpma, 3 kere bölme hakkım var. En fazlası için uğraşıyorum. 4 numaralı kutuda 4 yazdığını biliyorum. En fazlası için önce çarparak başlıyorum. 2 üzeri 2 ile çarptım 2 üzeri 2 oldu sonra 2 üzeri 3 oldu tekrar 2'ye böldüm 4 oldu yani 2 üzeri 2 oldu burası tekrar şu ana kadar 2 kez çarptım bir kez de böldüm şimdi tekrar çarpıyorum son çarpma hakkımı kullanıyorum ve bundan sonrasında da bölmeliyim bu şekilde en fazlası daha fazla çarparak ilerlediğim yani çarparak başladığım durumda daha büyük sayılar elde ettim burada 2 çarpı 2 üzeri 2 tüm kutuları yazıyorum 2 üzeri 3 2 üzeri 3 e, pardon şurası 2 2 üzeri 3 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 1 bu ifadenin tamamı üstleri toplarsam 2 üzeri 14 olur 1 doğru İkincisi en az için uğraşacağız en az için bölerek başlayacağım 1 2 üzeri 1 bir kez böldüm bir kez çarptım tekrar çarpmış oluyorum 2 üzeri 2 olduğuna göre şimdi tekrar bölüyorum 2 böldüm 2 çarptım tekrar bölüyorum 1 oldu ve tekrar çarpıyorum 2 oldu. Küçük sayılar tutmaya çalıştım. 2 üzeri 3'lere gitmedim. Yani bölerek çarparak bir böl bir çarp böyle az sayılarda tutmaya çalıştım. Bunda da 2 var başta 1 var 2 üzeri 1 var 2 üzeri 2 2 1 ve 2 şeklinde şunların üstleri 1. Buradan 2 üzeri 2 3 4 5 6 en az 2 üzeri 6 buldum 2 yanlış. Peki 6 numaralı kutuda 8 yazabilir mi onu kontrol edelim. Burada 4 yazıyor 8 yazması için 2 ile çarp Mesela burada 8 yapsam 2 ile çarpsam Tekrar 8'e ulaşmam burada imkansız Ya 2'ye bölmeliyim ya çarpmalıyım Olmaz 4'ü 2'ye bölsem 2 olur 8 olması için 4 ile çarpmalıyım Ancak 6, 4 olabilir burası O da yanlış İki türlü de yani bölerek de ilerlesem çarparak da ulaşamadım Doğru cevap yalnız bir A seçeneği Bize burada süreler verilmiş Bu sürelerin Sıralamasını bulacağız hızlar bunlarla ters orantılı olacak Yani T1 diyelim birinci süreye 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 8 T2 e, Ben bunu direkt 4 üzeri 8'i T2'de yani burada 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 12 şeklinde yazacağım T3'ü de 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 6 şeklinde yazıyorum Hepsini ortak paranteze alırsak daha kolay anlarız o yüzden Bunların hepsini 2 üzeri 8 ortak parantezine alacağım 2 üzeri 8 ortak parantezini aldığımda 2 üzeri 4 artı 1'den 17 çarpı 2 üzeri 8 olur. 2 üzeri 8 parantezini alıyorum yine. Burada 2 üzeri 8 kaldı. Eksi 2 üzeri 4 kaldı. Bu da 2 üzeri 8 parantezinde 256 eksi 16 oldu. Yani 2 üzeri 8 parantezinde 240 oldu. 240 çarpı 208. T3'te de 2 üzeri 8 parantezini aldı. Burada 2 üzeri 4 kaldı. Burada da 1 bölü 4 kaldı. Yani 2 üzeri 8 parantezine 16 artı 1 bölü 4 oldu. Şunu anladık. Burada en büyük T2. Çünkü 258 240 ile çarptık. T2 en büyük. Sonra T1. 17 16 artı 1 bölü 4'ten daha büyüktür. T1 ve sonra da T3. Bunların içinde de V1, ve 2 V3 sıralaması yapacağız. Ters orantılıdır hepsi hızlarla süreler. Yani T2 yerine V2 gelecek eşitsizlik ters dönecek. V1 gelecek, V3 gelecek. Doğru cevap C seçeneği doğru cevabın sağlandığını göreceğiz sadece. 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1 ve bölü 2 üzeri 2. Bakalım 5 olacak mı? 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 3'ün toplamı 32 artı 8'den 40. 2 üzeri 4 16 2 ile çarptık 32 bölü 1 bölü 4 ters çeviririz. 40 çarpı 4 bölü 32 bu da 8, 40 bölü 8'den 5 olur. Doğru cevap B seçeneği. Birinci öncülü için 11'i deniyorum. 11'in üzerindeki çizgi modellemesi 11 eksi 11 üzeri 9 eksi 11 0 üzeri eksi 2 bu da 1 bölü 0'ın karesi 0 paydaya geldiği için tanımsızdır. Doğru. İkinci öncülü için bir değer veriyorum. 12 vereceğim. 12 verdiğimde n'ye 12 vereceğim. Modelleme 13. Mutlak derece küçük müdür? 12'den. Bunu kontrol edelim. 13, 11 13 üzeri 9 13 olur. Diğeri de 11 12 üzeri 9 12 olur. 11 eksi 13 eksi 2'dir. Eksisi zaten önemli değil mutlak derece olduğu için. 9 eksi 13 eksi 4'tür. 11 eksi 12 eksi 1'dir. Üzeri 9 eksi 12 eksi 3'tür. Eksi 2 üzeri eksi 4 1 bölü 16 olur diğeri de 1 olur. Yani 1/16'nın 1'den küçük olduğu doğru. Şöyle genel baktığınızda da bunların üstlerindeki 98 13'ün 9-8-12'den daha küçük olması ve negatif olması, sayı negatif çıkıyor 11'den büyük olduğu için ve bunun da e, sayıyı küçülttüğünü genelde de yorumlayabiliriz. Böyle kolay olsun diye değer verdim. Ve üçüncüsü. N 1'den küçük eşitsizliğini sağlayan N değeri yoktur. Yani 11 N üzeri 9 N'nin eksi birden küçük olup olmayacağına bakalım. Mesela eksi 14 verelim. 11 eksi 14. Bu sefer üzeri 9 eksi 14 negatif olduğu için yani üstü eksi olduğu için örneğimizi gösterelim. Eksi 3 üzeri eksi 5. Bu da 1 bölü 3 üzeri 5 şeklinde negatif olacak şekilde basit kesire dönüşmüş oluyor. Yani eksi 1 ile 0 arasına düşüyor. O yüzden eksi 1'den küçük bir sayı olması üzeri negatif olduğu sürece mümkün değil. Bu da doğru. Bu da doğru. Doğru cevap E seçeneği. 20'nin kodlamasına bakalım. 20'yi inceliyoruz. 20 kimden büyük diye bakacağız. Küçük ya da eşit olanı bulmamız gerekiyor. 2 üzeri olarak bakıyoruz. 2 üzeri 4. Demek ki kodun birincisi 4 olacak. 20, 3'ün hangi kuvvetinden büyük? 3 üzeri 2'den büyük. Demek ki ikinci parçamız 2 olacak. Ve 5'in hangi kuvvetinden büyük ya da eşit diye bakıyoruz. 5'in birinci kuvvetinden burası da 1 olacak. Şimdi 23'ü kontrol ediyorum. 23'te 23 yine 2 üzeri 4'ten büyük eşit. Kodun ikinci, birincisi 4. Şöyle yapalım. 23 3 üzeri 2'den büyük. 3 üzeri 3 27 olur. Burası 2 oluyor. Ve 23 yine 5 üzeri 1'den büyük. Burası da 1 oluyor. Doğru cevap B seçeneği. Ay şu şekilde düzenleyelim. 1 artı 2'yi yazalım. Sonra 2 üzeri 2 ortak parantezine alalım. Diğer tarafta. 2 üzeri 2 ortak parantezine aldık. Burada 2, burada 2, burada 2, burada 2 üzeri 14 kaldı. 1 artı 2 artı 2 üzeri 2 artı. 2 artı, 2 artı, 2 artı. 2 üzeri 14. Bu kısmında A olduğunu biliyoruz. Pardon bize sorulan şey B diyelim. B olduğunu biliyoruz. Bunun sonucu da A eşit. Şurayı toparlarsak 3 artı 4 tane B. A eşit. 4 b A 3. B A 3 bölü 4. Doğru cevap B seçeneği.